bu süreci başlattık. Bir genelge yayınladık kısa bir süre önce ve aday adayı olmak isteyen örgüt mensuplarının, daha doğrusu örgütlerin yönetim kurullarında, başkanlıklarında görev almış olan arkadaşların istifalarına ilişkin tarihi belirledik. İl başkanları, ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri eğer aday olmak istiyorsa, elbette aday adaylığı için başvuru yapacak, 1 Ekim 12 Ekim tarihleri arasında istifa edecek. 19 Ekim tarihi akşamına kadar da ister örgüt üyesi olsun ister olmasın, kamu görevleri haricinde aday olmak isteyen herkes başvuracak. Bir aday adayı o beldede başarılı olur, onunla belediye başkanlığını kazanabiliriz diyor isek, onun parti içindeki duruşu, işte görüşleri hiç önem önceki taşımaz. Önceki tartışmalar. O kesinlikle hiçbir önem taşımaz. Önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani kesinlikle, biz gerçekten bakın, böyle ne, bir şey görecek ne miyiz? Ne Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir şey düşünür, ne Merkez Yönetim Kurulu üyeleri böyle bir şey düşünür, ne de parti meclis üyeleri. Sayın Muharrem İnce partili bir arkadaşımızdır. Yani bir özel temasa da gerek görmüyorum ben. Yani o telefon eder, ona konuşur. Genel Başkan ona telefon edebilir. Bu yakınlık her zaman vardır. Yani zannedilmesin ki böyle arada buzdağları var, görüşmüyorlar, küsler. Hayır, yok öyle bir şey. Şimdi bir küskünlük yok mu diyorsunuz? Yok, hayır, yok efendim. Ne küskünlüğü, olur mu öyle şey? İstanbul için niyetinizi ortaya koydunuz. Hatta çalışıyorsunuz, sık sık İstanbul'a geliyorsunuz, ilçeleri dolaşıyorsunuz. Siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bir niyet ortaya koydunuz. Evet. Bu konuda bir değişiklik yok. Yola çıktım dedim. Bir kere söylenir Hakan Bey. Tabii. Yola çıktım, çalışıyorum. Devam. İddiamı geriye koymadım. İddiamı bütün gücüyle devam ettiriyorum. AK Parti'nin adayı kim olursa olsun ben aday olursam kazanırım gibi bir iddia ortaya koyuyor musunuz? Ben AK Parti'nin adayı kim olacak onunla hiç ilgili değilim. Bir çay bir simit 3 lira 25 kuruş. 6 kişilik aileyi aldığımız zaman bu rakam 19 lira 50 kuruştur. 19,5 lira. Bir öğünde bir ailenin çay simit her bir ferdin çay ve bir çay içtiğini, bir simit yediğini düşünelim. Rakam budur. 3 öğüne bunu vurduğumuzda 58,5 liradır. Bir günlük 6 kişilik ailenin çay simit harcaması 58,5 lira. Sürekli simit yerlerse. Evet öyle. Sayın Erdoğan da öyle varsaymıştı o zaman. Aynı örneği alıyorum ben. Bir aylık rakam 1755 liradır. Asgari ücret 1603 lira. Şimdi Sayın Erdoğan'ın söylemiyle ifade edecek olursak, bugün ülkeyi yönetenler vatandaşımıza, asgari ücretli vatandaşımıza bir çayı ve bir simiti çok görüyor. Şimdi ekonomi bu durumda. Sıkışıp mecbur kaldığınız zaman faizi arttırıyorsunuz ama başka bütün değişkenler, veriler sabit dururken sadece faizi artırırsanız o sonucu alamazsınız. %24 çok ciddi bir artış ama ciddi bir etki yaratmadı piyasada. Dolar hala 6 liranın üzerinde. Türk lirasındaki değer kaybı durmadı. Niye durmadı biliyor musunuz? Başka birçok şey problemli. Yargının bağımsız işlediğine ilişkin bir kanaat toplumda yok ise ve insanlar, imkanı olan insanlar acaba yurt dışına mı gitsem şeklinde bir şey düşünceye kapılmış ise, insanlar günlük yaşamından mutlu değil ise, bir simitle çayın fiyatı asgari ücretlinin gelirini aşıyor ise kimse geleceğe güvenle bakamaz. Beklentilerin yönetimidir ekonomiyi olumlu kılan. Beklentiler iyi ise, iyi yönetilir ise ekonomi olumluya gider. Önce hukuk lazım. AB üyeliği şu açıdan önemli. Bakın 2003-2007 dönemi ekonomik büyüme açısından AK Parti hükümetlerinin en yüksek büyüme oranı sağladığı dönem. Tabii kaldıraç evet, oldu. Uluslararası konjonktür çok uygun. Türkiye'ye muazzam bir para geliyor dışarıdan. Bu para bolluğuyla Türkiye'ye birçok yatırım yaptı. Ama önemli bir faktör daha vardı orada. AB'ye tam üyelik süreci kararlılıkla işliyordu. Böyle bir dayanak noktası, böyle bir kaldıraç varsa işler iyi gider. Çapa, buna çapa diyoruz. Tabii. Şu an Türkiye ekonomisinin böyle bir çapası yok. McKinsey aldılar böyle bir çapayı oluşturmak için. Sonra da Sayın Cumhurbaşkanı şimdi
feshetti konu dedi, bıraktı konu dedi. Onlara sizin görüşünüz de bu yöndeydi zaten. Siz de yapılmasın diyordunuz parti doğru, olarak. Doğru, elbette doğru. O zaman doğru. Sayın Cumhurbaşkanı'nın attığı adıma bir itirazınız var mı? Hayır, yok, elbette yok. Tabii ki.